31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren, birisinin çıkıp diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren, hedeflerinden sapan, iddialarından cayan, yerinde sayan bir Türkiye yoktur. Olması da mevzu konusu değildir. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Fazladan 3-5 belediye başkanlığı kazanmakla yerel iktidar tantanası koparanların siyasetin nesnel gerçeklerine, milletin irade kühnüne vakıf olmadıkları ayan beyan ortadadır. Kendi partilerinde disiplini tesis edemeyenlerin, birlik ve beraberlik vasatını kaybedenlerin, üstelik hiçbir projeleri olmayanların hasbel kader, konjektürel sebeplerle ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir. İki, 31 Mart seçimlerine katılım oranı diğer seçimlerle mukayese edildiğinde çarpıtıcı şekilde düşüktür. Nitekim 31 Mart 2019 seçimlerinde %84.1 olan katılım oranı 31 Mart 2024'te %78.11'e inmiştir. 31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşımızın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanı'nın %25'lik cam tavanı çatlatma masalını anlatmasının dayanağı da budur. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır. Kaldı ki tavanı çatlak olanın temeli çürüktür, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. Sokağın sesini duyduk, değişim sandığa yansıdı. Sandık ittifakı işliyor, rehavet yok, şimdi icraat vakti diyerek böbürlenen, kendilerini dev aynasında gören demlenmiş siyasi garabetlerin yeni bir dünya görüşü ne de mütekamil bir fikir ve siyaset çizgisi vardır. Tesadüflerin ve tepkisizliklerin bileşkesinde elde edilen gelip geçici seçim başarısının nasıl ağır bir yüke dönüşeceğini her insanımız yakın bir vadede şahit olacaktır. Geçmişten ibret almayanların geleceği de hüsrandır.